Hünkârım, Donna Gracia Mendes geldiler. Huzura kabul beklerler. Sultan Süleyman'ın hazretleri. Sizinle tanışma şerefini bahşettiğiniz için ne kadar mutlu olduğumu tasvip edemezsiniz. Tahmin. Ben Avrupa'nın neredeyse bütün krallarıyla aynı masaya oturup yemekler yedim. Nice dostluklar kurdum. Ama hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Bağışlayın beni imparatorların imparatoru. Seyahatiniz nasıl geçti Signora Mendes? Deniz seyahati her daim zorludur. Sayenizde bütün sıkıntım uçup gitti. Tek bir sözünüzle beni zindandan kurtardınız. Beni siz kurtardınız. Size minnettarım Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sizin gibi kıymetli bir ticaret erbabının zindanda olmasına gönlüm razı gelmedi. Mavi elbisem nerede Sümbül? Kırmızı da yok. Vallahi bilmiyorum sultanım. Cariyeler kaldırmıştır onları. Malum senelerdir üzerinize bu koyu elbiselerden başka bir şey giymediniz. Hayrolsun sultanım. Neyin hazırlığı bu? Mirmah iyi şükür. Selim'le Bayezid da iyilerdir inşallah. İnşallah. Lokman'la Fahriye'ye mektup yaz. Her hafta haber göndersinler. Sen de hazırlık yap. Edirne'ye yola çıkıyoruz. Emredersiniz sultan. Hünkârımızın yanında olmam lazım. Aramıza kimse hiçbir şey giremeyecek. Giremez de. Bizim aşkımız defalarca sınandı. Her defasında da biz galip geldik. Yine öyle olacak. İnşallah sultanım. Öyledir elbet. Nümayişin olduğu gün hünkârımız can havliyle nasıl hemen çıkıp geldi. Vallahi sizi kaybetmekten öyle korkuyordu ki. Gözlerinde gördüm. Sultanım. Size bir hediye takdim etmek çok zor. Cihanın bütün mücevherleri, yeni dünyanın gümüşten nehirleri bile sizin sahip olduğunuz zenginliğin yanında bir zeytin tanesi kadar sönük kalır. Hünkârım. La Divina Commedia. Yıllar evvel okumuştum. Lakin uzun zamandır elimi dahi sürmedim. En başından bir kere daha okumam icap ediyor ki kitap geldi, beni buldu. Signora, iki isminiz olduğunu işittim. Biri Beatrice, diğeri Gracia. Size nasıl hitap etmeliyim? Beatrice mi, Gracia mı? Sultanım. Ben yıllarca kimliğimi, dinimi saklamak zorunda kaldım. Beatrice benim kullanmak zorunda olduğum isim idi.
bana acı veriyor. Grazia derseniz çok memnun olurum. Benim devletimde herkes isminde ve dininde özgürdür, Grazia Mendes. Bu hususta şüpheniz olmasın. Umarım ben de bu imtiyazlardan daima istifade ederim. Umarım. Her defasında da güçlü döndünüz. Vallahi ben de iyi hatırlamıyorum sayısını. Zümrüt Anka'yı bilir misin Sümbül? Benim doğduğum topraklarda ona Fenix derlerdi. Siz Simurg'dan bahsediyorsunuz sultanım. Bilmez olur muyum? Gözleri yıldızlar kadar parlak. Altın ve zümrüt renkli bir kuştur. Siz Simurg'sunuz sultanım. Her defasında onun gibi yanıp yeniden küllerinizden doğuyorsunuz. Her seferinde öldüm. Her seferinde yeniden ve daha parlak doğdum ben. O rüya belki de buna delalet. Üzerine yeni bir hayat kurmalıyım. Sultan Süleyman'ı yeniden kazanmalıyım. İnşallah. Hünkârımız nasıllar? Edirne'de olmak iyi geldi kendilerine sultanım. Sizi görünce daha iyi olacaklarına eminim. Rüstem Paşa, Gracia Mendes diye bir hatundan bahsetti. Burada mı hala? Kral Ferdinand'ın sarayı çiçeklerle doludur. Odalar, koridorlar, her yer. Bahçede bile bu kadar çiçek yoktur. Mana veremedim elbet. Merakıma mağlup oldum. Kralın hizmetlisine sual ettim. Meğer sarayda şey yokmuş. Ne diyorsunuz siz? Ayak yolu. Kokuyu önlemek için sarayın her tarafına çiçekler koymuşlar. Düşünün, mühim anlaşmalar, konuşmalar orada yapılıyor. İnsanlar burnunu tıkıyorlar böyle. Hürrem Sultan Hazretleri, müsaade edin kendimi tanıtayım. Ben Gracia Mendes. Bütün Avrupa'nın konuştuğu efsane kadını tanımaktan çok mutlu oldum. Ne oldu Hürrem, neden habersiz geldin? Meryem abi, bir şey olmadı inşallah. Şükürler olsun, daha iyi. Mehmet Paşa'nın hekimi tedaviye başladı. Ben sizin sıhhat ve keyfinizi merak etmiştim. Lakin görüyorum ki şükürler olsun iyisiniz. Müsaadenizle istirahat edeceğim. Malum yoldan geldim. Hünkârım. Signora Mendes. Thank you.
Hürrem Sultan'ı çağırmamı ister misiniz hünkârım? Şimdi değil. Hünkârım. Size iyi gelecek, şifa verecek ilaç yanı başınızda duruyor. Lakin siz onu içmeyi reddediyorsunuz. Gel. Sultanım. Signora Mendez sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Gelin sinyora. Sultanım, beni huzurunuza kabul ederek bana dünyaları bağışladınız. Hünkârımızın vaziyetinizle yakından alakadar olduğunu işittim. Sultan Süleyman büyük lütufta bulundu. Ona yapılan övgüler azmış bile. Tanıdığım hiçbir hükümdar onunla kıyaslanamaz. Vaka, sizin karşınızda olmak, onun karşısında olmak kadar heyecan verici. Öyle mi? Elbette. Yıllardır dünyaya hükmeden Sultan Süleyman'ın arkasında siz varsınız. Ne derler bilirsiniz. Dünyayı erkekler idare eder. Erkekleri ise kadınlar. İşin ehli bir tüccar olduğunuzu işitmiştim. Lakin bu muvaffakiyetinizin arkasında keskin bir zekanız olduğunu şimdi anlıyorum. Signora Mendez. Buraya her şeyi arkada bırakmaya geldim Süleyman. Hayli büyük acılar girdi aramıza Hürrem. Uçurumlar, yaralar. Her karanlık kendini sonlandıracak olan şafağın tohumlarını içinde taşır. Öyle demiyor mu Dante? Yaşamamın sebebi cennetim, Kevser şarabım, baharım, neşem, günlerimin sebebi gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm. Bunları sen yazmıştın. Uzun seneler önceydi. 30 sene evvel ya da dün. Aşk eskir mi Süleyman? İnsana böyle şiirler yazdıran aşk. Eskir mi?
kalp dursa da şiirle birlikte yaşar aşk. Sonsuza kadar. Ölümsüz olur. Varsın seneler geçsin. Varsın acılar girsin aramıza. Uçurumlar. Aşk baki kaldıkça kimin, neyin kudreti bizi ayırabilir ki? Hünkârım, Signora Gracia Mendez geldiler. Gelsin. Sultanım. Hediyemi elinizde görüyorum. Ne hoş. Rahatsız mı ediyorum sultanım? Affedersiniz. Sizi ben davet ettim Signora Mendez. Buyurun. Kral Şarken'in vaziyetinin giderek kötüye gittiğine dair haberler işitiyorum Sultan Süleyman Hazretleri. Söylenenlere bakılırsa tahtı Kral Ferdinand'la oğlu Felipe'ye bırakmakmış niyeti. Malumatım var. Şarken oldukça geniş topraklara hükmeden mühim bir Hristiyan kral. Tahtından bu şekilde vazgeçme arzusunda olması beni ziyadesiyle şaşırttı. Büyük bir devleti yıllarca idare etmek kolay olmasa gerek. Herkes sizin kadar kudretli değil. Ayrıca hasta. Sizin nekris dediğiniz gut hastalığından muzdarip. Elleri ayakları şişmiş, rahat hareket edemiyormuş, ata bile binemiyor diyorlar. Şarken'den sonra Avrupa'nın akıbeti değişecektir, evet. Öyle. Böyle giderse büyük Habsburg hanedanının toprakları parçalanacak. Luther'in yol açtığı dini hareketler tüm dengeleri değiştirdi. Sizin önüne geçilmez kudretiniz Hristiyan aleminde daha da önem kazanacak. Signora Mendez, anlaşılan siyasetle pek alakadarsınız. Erkekler dünyasında var olmanın ilk kuralı bu sultanım. Siyaset başta olmak üzere her meseleye dair malumat ve fikir sahibi olmak gerek. Biz kadınlar erkekler gibi siyaset konuşacaksak, aynı yerden bakacaksak pek manası yok. Biz de hünkârımızla siyaset konuşuyoruz. Lakin bunu soframızda yapmaktan imtina ediyoruz. Öyleyse affedin benim. Vaziyetime dair bir karara vardınız mı sultanım? Sizin gibi büyük bir imparatorun himayesinde olmak tek dileğim. Arzu ettiğiniz üzere payitahtta ikamet etmeniz ve ticaret yapmanız kaidelerimize riayet ettiğiniz müddetçe mümkündür. İlaveten size Galata'da bir konak tahsis edilecek. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Beni ne kadar mutlu ettiniz bir bilseniz. Size minnettarım. Tüm servetim ve malımla artık sizin hizmetinizdeyim yüce padişahım. Kazım. Hünkârım, müsaadenizle. Allah. Hayırdır inşallah.
Şehzadelerim birbirine girecek sümbül. Bir şeyler yapmam lazım. Signora Mendez de Şalke'nin sıhhatinin iyi olmadığını söyledi. İşittiklerimiz doğru demek. Bu meseleyle alakadar olmanı istiyorum Sokollu. Hristiyan alemindeki casuslarımıza haber sal. Bizi gelişmelerden haberdar etsinler. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Hünkârım. Hünkârım müsaadenizle. Saruhan'dan bir haber aldım. Ne olmuş? Nahoş bir hadise vuku bulmadı inşallah. Torunum Şehzade Murat'ın biraz rahatsızlandığını yazmışlar. Lakin haber verdiklerine göre maazallah vaziyeti iyi değil. Bir an evvel gidip görmezsem içim rahat etmeyecek. Zaten burada kalmamın da bir manası yok. Belli ki yanı başındaki varlığım aramızdaki buzları eritmeye kadir değil. Saruhan'a gitmende bir mahsur yok hocam. Zira yaşadıklarımız seninle malum. Sultanım, iyi misiniz? Kabus mu gördünüz yine? Bari bir gece dinleneydik. En azından yatak yüzü görseydiniz. Olmaz. Bir an evvel Manisa'ya gitmem lazım. Of. Boynunuz mu tutuldu? Tutulmadı Sümbül. Boynumla omzum arasında bir sancı giriyor. Neyse ki fazla uzun sürmüyor. Hekim kadın bizimle. Baksana hemen. İstemiyorum Sümbül. Evvela Manisa'ya varalım. Emriniz üzere vaziyeti tetkik ettirdim hünkârım. Haberler doğru. Kral Şalken tahtı Ferdinand'a bırakıp bir manastıra kapanmak üzere. Oğlu Felipe, İspanya, Flemenk, Napoli, Sicilya ve Milano'yu, Ferdinand nam kafir ise Avusturya, Bohemya ve Almanya'daki prenslikleri alacakmış. Kaç senedir hüküm sürüyordu? 40 sene kadar oldu hünkârım. Sizden 4 sene evvel İspanya tahtına geçmişti. Çekilebilirsin Sokollu. Hünkârım. Nicedir canınız sıkkın. Yüzünüz gülse, yüreğiniz gülmüyor. Bunu görebiliyorum, çok zor değil. Bakın, vakit nasıl da geçiyor. Devirler kapanıp, devirler açılıyor. Aldığımız her nefes kıymetli. Ve sayısı levh-i mahfuzda yazılı. Ötesine geçmenin yolu yok. Hünkârım, sizin devanız Hürrem Sultan'dır. Sultanımızdan uzak durarak ona değil, asıl siz kendinize acı çektiriyorsunuz.
Artık bu acıya bir son vermenin vakti gelmedi mi? Çağıralım. Bir görsün. Sümbül. Sultanım inat etmeyin Allah aşkına. Bu çıban ne zaman çıktı sultanım? Bilmem. En fazla bir ay. Başka sıkıntınız var mı sultanım? Ağrısı dışında bir sıkıntım yok. Yutkunmakta zorluk çekiyorum bazen. Bir şey söyle hatun. Ha, vallahi sultanım, şimdi ne desem doğru olmaz. Eğer ağrılarınız artarsa çıbanı da alırız sultanım. Tamam. Sultanımızın nesi var? Söylesene hatun, ne susuyorsun? Sultanımızın vaziyeti fena. Amansız bir hastalığa yakalanmış. Bu öyle bir illet ki, buna yakalanıp kurtulanını ne gördüm ne de işittim. Sultanımızın vakti az Sümbül Ağa. Maazallah. Ölüm yakın.